Merhaba sevgili öğrenciler. Geçen bölümde Kuvay Milliye ve Cemiyetler konusuna değindik. Bu hafta bağımsızlık yolunda atılan adımlara, Kurtuluş Savaşı'na başlıyoruz. Bakalım neler olacak. Bildiğiniz gibi 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti kaybetti. Ve Mondros Ateşkes Antlaşması gibi şartları çok ağır olan bir antlaşmayı imzaladı. Yurdumuz artık işgal bölgesi haline gelmek üzereydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Mustafa Kemal en son Suriye'de Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak görev yapıyordu. Daha sonraki süreçte savaş bittiği için İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldiği zaman 13 Kasım 1918'de Mustafa Kemal Boğaz'da İtilaf Devletleri'nin donanmalarını gördü ve şu tarihi sözünü kullandı. Geldikleri gibi giderler. Mustafa Kemal bu sözü kullandığı zaman bunun altında yatan bakalım nasıl durumlar varmış. Mustafa Kemal düşmanlara karşı mücadele edeceğini ta ilk günden bu sözü söyleyerek aslında göstermişti. Bu sözün diğer bir ifadesi ise Mustafa Kemal'in kararlı, vatansever ve ileri görüşlü olduğunu da göstermektedir. Mustafa Kemal ne yapmıştı? İstanbul'da bulunduğu süre boyunca aslında milli mücadeleyi başlatmak için bir yol arıyordu. Arkadaşlarıyla toplantılar yapmaktaydı ve bu süreci planlamaya çalışmaktaydı. Ama Anadolu'ya geçmesi gerekiyordu milli mücadeleyi başlatması için. Kurtuluş olarak Anadolu'ya geçip halkı örgütlemeyi düşünüyordu. Bu süreçte Samsun'da da Karadeniz'in bir ili olan Samsun'da Pontusçu Rumlar olaylar çıkartıyordu. Oradaki halka katliamlar yapıyordu. Bu süreçte halk da kendini korumak için aslında Pontus Rumların o davranışlarına karşılık tepki gösteriyordu. Bu şekilde Samsun tarafları Karadeniz bölgesinin o taraflar karışıklık içindeydi. Bu olayları önlemesi için İstanbul hükümeti de ne yapacaktı? Birisini oraya gönderecekti. Aslında Mustafa Kemal'i de İstanbul'dan uzaklaştırmak istiyordu. Çünkü Mustafa Kemal'le fikirlerin uyuşmayacağını zaten onlar da düşünüyorlardı. Bu nedenle Mustafa Kemal'i 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a yollayacaklardı. Mustafa Kemal'in bu görevle birlikte bakalım nasıl şeyleri varmış, sorumlulukları. Bölgedeki olayları araştırmakmış birinci görevi. İkinci görevi suçluları tespit etmek ve bölgedeki düzeni sağlamakmış. Üçüncü olarak da halkın elindeki silahları toplamak Mustafa Kemal'in bu anlamdaki görevleriymiş. Bakalım Mustafa Kemal bunlara uyacak mı? Mustafa Kemal gördüğünüz gibi İstanbul'dan Samsun'a Bandırma vapuruyla geçiyor. 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla Samsun'a geçti. Ve bu tarih bizim için çok önemli çünkü milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul ediliyor. Burada Mustafa Kemal, evet gördüğünüz gibi Kurtuluş Savaşımızın başlangıç tarihi olarak 19 Mayıs 1919'u görüyoruz. Mustafa Kemal oraya geldiği gibi olayları araştırdı ve bir rapor yazdı. Bu raporda da olaylardan Pontusçu Rumlar ve İtilaf Devletleri'nin subaylarını sorumlu tutuyordu. Aslında orada yaşayan Müslüman halk, Osmanlı halkı hiçbir şekilde bu olaylardan sorumlu değildi diyordu. Türk ulusu egemenlik ve bağımsızlığı için yani bunu elde etmek için kesin kararlıdır diye de bir dipnot düşmüştü. Daha sonra Samsun'da İngilizler vardı. İtilaf Devletleri'nin askerleri, subayları vardı. Bu yüzden Samsun artık Mustafa Kemal için güvenli bir yer olmamıştı. Bu nedenle daha güvenli olan ikinci durağımıza yani Havza'ya geçiyoruz. Mustafa Kemal Samsun'da evet İngilizler olduğu için daha güvenli olan Havza'ya gitti. Ve burada Havza bildirisini yayınlayacaktı. Bunu tüm valilere ve komutanlara gönderecekti. Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişi olarak
belli görevleri vardı, hak ve sorumlulukları vardı. Askeri ve siyasi birimlere yetki ve emir verme hakkı da vardı. Bu nedenle valilere ve komutanlara bu bildiriyi gönderiyor Mustafa Kemal. Mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilmelidir. Buradaki amacımız milli bilinci uyandırmak. Halk bilinçlensin ve milli bilinç uyansın. Daha sonraki süreçte İstanbul hükümeti ile itilaf devletlerinin temsilciliklerine protesto telgrafları atmak. Buradaki amacımız ne? Haklılığımızı, tepkimizi, kararlılığımızı duyurmak istemiştir Mustafa Kemal burada. Daha sonra gösterilerde Hristiyan halka hiçbir şekilde kötü davranılmamalıdır diyor. Bakalım buradaki amacımız ne? Çünkü Mondros'un 7. maddesine göre Anadolu'nun herhangi bir bölgesinde bir karışıklık çıkarsa orası Türklerden alınacaktı. Biz bu madde uygulanmasın diye ne yapacağız? Hristiyan halka iyi davranmalıyız. Karışıklıkların çıkmasına izin vermemeliyiz. Daha sonra Havza bildirgesi işe yarıyor. Halk buna kulak veriyor. Ve Anadolu'nun birçok yerinde mitingler yapılıyor. Mitinglerin hatta en büyüğü İstanbul'da yapılıyor. Binlerce kişi mitinge gidip haklılığımızı, bağımsızlık istediğimizi herkese duyurmaya çalışıyor. Halk Mustafa Kemal'in liderliğini de bu şekilde kabul ettiğini göstermektedir. Çünkü Mustafa Kemal'in bu bildirgesine kulak verip ne yaptılar? Sokaklara dökülüp mitingler düzenlediler diyebiliriz. Şimdi Havza bildirgesinde Mustafa Kemal'in bu faaliyetleri İtilaf Devletleri'nin hoşuna gitmiyor. Çünkü İtilaf Devletleri'nin istediği şey şu, kendini işgallere bırakmış bir vatan. Burada bu sorunu çözmek için İstanbul hükümetini sıkıştırıyor. Ve İstanbul hükümeti de bunun üzerine Mustafa Kemal'i geri çağırıyor. Mustafa Kemal gel diyor çünkü bizim sana verdiğimiz görevler bunlar değildi. Mustafa Kemal de bu sorun karşısında nasıl bir tepki verecek acaba? Mustafa Kemal zaman kazanmak için İstanbul hükümetine yani damat Ferit Paşa hükümetine şunu diyor. Ben diyor görevimi padişahtan aldım. Padişah bana bu görevi verdi ve ben geri dönmeyeceğim diyor. Bu durum Mustafa Kemal'in karşılaştığı sorunlara hemen çözüm bulma gücünü ve kararlılığını göstermektedir. Buradan artık Havza'dan da gitmemiz gerekiyor. Bakalım nereye? Üçüncü durağımız Amasya. Mustafa Kemal Amasya'ya gelip Amasya genelgesini yazacaktır, yayınlayacaktır. Burada Amasya genelgesinin hazırlandığı Amasya Saraydüzü Kışlası var. Amasya genelgesini hazırlayanlar. Mustafa Kemal hazırlamıştır ama bunu Ali Fuat Paşa, Rauf Paşa, Refet Bey gibi paşalara, beylere imzalatmıştır. Aynı zamanda imzalayacak kadar yakında olmayan Kazım Karabekir ve Cemal Paşa'ya da telgrafla yollamıştır. Bunlar da telgraf üzerinden onaylamıştır. Mustafa Kemal bunu neden tek başına yayınlamadı ki? Tek altına kendi imzasını atıp kendisi gibi kişiselleştirmedi ki? Bir bakalım. Burada milli mücadeleyi kişisellikten kurtarmak istediği için. İkinci olarak da farklı komutanlar aracılığı ile milli mücadeleye katılımı arttırmak için böyle bir hamle yapıyor. Şimdi artık Amasya genelgesinin maddelerine bakalım. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bir bakalım, yorumlayalım bu maddemizi. Burada Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi yani nedeni ortaya konulmuştur. Nedenimiz ne? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. Bir tehlike var ve biz bu yüzden Kurtuluş Savaşı yapmalıyız deniyor. Bu bizim gerekçemiz, nedenimiz ve ilk defa burada Amasya genelgesinde ortaya konuluyor. Bir diğer maddemiz İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmiyor. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir diyor. Bakalım bunu bir yorumlayalım. İlk başta bu üstteki kelimeleri yorumlayalım. İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapmıyor.
Yani İstanbul hükümetine karşı çıkılmıştır burada. Biz ilk defa burada aslında İstanbul hükümetine karşı çıkıyoruz. Çünkü sorumluluğunu yerine getirmeyen bir İstanbul hükümeti var. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Bu ise Kurtuluş Savaşı'nın başka bir nedeni, gerekçesidir. Çünkü milletimiz yok olmuş gibi görünüyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bir diğer maddemiz, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakalım ne demek istemişiz? Milletin bağımsızlığından bahsetmişiz. Kurtuluş Savaşı'nın amacı. Kurtuluş Savaşı bittikten sonra ne olacak? Millet bağımsızlığına kavuşmuş olacak. Bu bizim amacımız. Azim dediği yer bizim yöntemimizi oluşturuyor. Biz nasıl bu savaşı kazanacağız, nasıl bağımsız olacağız? Azimle, milletin azimi ama. Daha sonra kararı dediğimiz kısım var. Bakalım milletin kararı da, burada da ilk defa milli egemenlikten bahsetmiştir. Yani millet kendisi hakkındaki olacak şeylere kendisi karar verir. Milli egemenlikte de ilk defa Amasya genelgesinde bahsettik. Bir başka maddemize geçelim. Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Milli bir kurulun oluşturulmasından bahsediyor. Kurtuluş Savaşı'nı kişisellikten kurtarmak, onu kurumsallaştırmak isteniyor burada. Temsil heyetinin kurulması fikri de buraya da ortaya atılmıştır. Yani milli bir kuruldan bahsettiğimiz milli bir kurul temsil heyetidir. Temsil heyetinin oluşturulacağı ilk defa Amasya genelgesinde ne yapılmıştır? Ortaya konulmuştur. Bir diğer maddemiz, Anadolu'nun her bakımdan en güvenli olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Aslında milli bir kongrenin de yapılacağına burada karar veriliyor. Milli birlik ve beraberlik sağlanmak istemiş bu maddeyle. Sivas'a gönderilecek temsilciler müdafaa hukuk cemiyetleri ve belediyelerce seçilecek. Acaba neden? Çünkü milli mücadele taraftarı kişilerin seçilmesi için. Milli mücadeleye destek vermeyenler gelirse ne olur? İşimize engel olmaya çalışırlar. Bu nedenle milli mücadele taraftarı kişilerin seçilmesi için ne yapıyoruz? Müdafaa hukuk cemiyetleri ve belediyelerce seçilmesini istiyoruz delegelerin. Bir diğer maddemiz. Her ihtimale karşı bu mesele bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gelmelidir diyor. Neden böyle bir şey istiyor acaba? Çünkü İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti bu kongreden rahatsızlık duyacaklar. Ve bunu engellemek için birçok girişimde bulunacaklar. Bunu önlemek için milli bir sır olarak saklanacak Sivas Kongresi'nin toplanması. Şimdi Amasya genelgesinin önemine bakalım. İstanbul hükümetine bir başkaldırdır. Biz ilk defa burada İstanbul hükümetine bir dur dedik ve başkaldırdık. Bağımsızlık için Türk milletine bir çağrıdır. Halka çağrıda bulunuyoruz. Birlik, beraberlik ve milli mücadele için büyük bir çağrıdır diyebiliriz. Milli mücadelenin amaç, gerekçe ve yöntemi burada belirlenmiştir. Nasıl, amacımız ne, nedenimiz ne ve yöntemimiz nasıl olacak diye biz bu genelgede bunları belirledik. Millet egemenliğine geçileceğinin de bir habercisidir. Maddeler bize bunu gösteriyor. Temsil heyetinin kurulma fikri ilk defa burada ortaya atıldı. Burada ortaya atılacak, Erzurum Kongresi'nde açılacak. Erzurum ve Sivas kongrelerinin toplanmasının da kararlaştırıldığı yerdir. Şimdi tekrar bakalım. 9. Ordu müfettişi olan Mustafa Kemal'in bu faaliyetleri üzerine İtilaf Devletleri daha da rahatsız oluyorlar ve İstanbul hükümetine baskı yapıyorlar. İstanbul hükümeti de bunun sonucunda ne yapıyor? Mustafa Kemal'i görevden aldığını söylüyor. Mustafa Kemal de bu haberi daha almadan, yani haberini duymuş ama oralı olmuyor ve Mustafa Kemal 7-8 Temmuz gecesi çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa ediyor.
Gördüğünüz gibi haberlere de düşmüş. Mustafa Kemal Paşa ordudan istifa etti diye vatanın gündemine düşüyor. Burada Mustafa Kemal'in askerlik mesleğinden istifa etmesinin de bazı önemli açıklamaları var. Karşılaştığı sorunları çözebilme kabiliyetini gösteriyor. Bir sorunla karşılaştığı zaman bunu nasıl çözebildiğini ve bu kabiliyeti sahip olduğunu bize gösteriyor. Fedakarlık ederek kararından dönmemiş ve vatansever bir şekilde hareket etmiştir. Burada Mustafa Kemal askerlikten istifa ettiği için çoğu paşanın beyin ona arkasını döneceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Kazım Karabekir Paşamız kapısını çaldı Mustafa Kemal'in ve dedi ki paşam ben ve ordularım emrindeyiz dedi. Ve bu şekilde de paşalar halk Mustafa Kemal'in arkasında olduğunu gösterdiler ona. Burada artık duramayız. Nereye gidiyoruz? Erzurum'a. Dördüncü durağımız Erzurum. Burada Mustafa Kemal doğuda faaliyet gösteren Ermeni Rum çeterine karşı alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere Erzurum Kongresi'ne katıldı. Erzurum Kongresi'ne doğuda bulunan iki tane cemiyet yaptı. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk ve Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyetleri burada bir kongre düzenlemek istediler. Mustafa Kemal'i de buna çağırdılar. Erzurum Kongresi'ne delege gönderen şehirlere bir bakalım. Erzurum, Bitlis, Sivas, Trabzon ve Van. Gördüğünüz gibi yer alan şehirler ulusun çoğuna yayılmamış. Gördüğünüz gibi ulusumuzda, vatanımızda çok farklı yerlerden şehirler varken sadece doğu tarafını kapsayan şehirler katılmıştır. Bu da Erzurum Kongresi'nin ulusal değil, toplanış olarak bölgesel olduğunu bize gösteriyor. Yani toplanış bakımından Erzurum Kongresi bölgesel bir kongre. Burada da Erzurum Kongresi'nin toplandığı binayı görüyoruz. Mustafa Kemal ve delegeler de yani Erzurum Kongresi'ne katılanları da burada görüyoruz. Bakalım Erzurum Kongresi'nde hangi kararlar alındı? Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Burada ilk defa milli sınırlardan bahsetmiş. Osmanlı toprak bütünlüğü olarak baktığımız zaman gerek Birinci Dünya Savaşı'ndan önce ya da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Mondros'tan sonra çoğu yerini kaybetmişti. Ve ilk defa biz milli sınırlardan bahsediyoruz. Milli sınırlardan bahseden ilk yer Erzurum Kongresi. Tüm yurdu ilgilendiren karar alınmıştır burada. Bölgesel değil, tüm yurdu ilgilendiren. Erzurum Kongresi'nin aldığı kararlar bakımından milli olduğunu gösteriyor bu madde. Demek ki milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Burada gördüğünüz gibi ulusun tamamına bir sesleniş vardır. Ve Erzurum Kongresi'nin aldığı kararlar bakımından bölgesel değil de ulusal olduğunu bize gösteriyor. Bir diğer maddemiz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümetinin iş yapamaz hale gelirse millet topyekün kendini savunacaktır. Burada ne demek istiyoruz? İşgallere karşı hep birlikte mücadele verileceğini göstermektedir. Osmanlı hükümeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Burada yeni bir devlet kurulacağını görüyoruz. Gördüğünüz gibi biz Amasya genelgesinde bir başkaldırı yaptık ama burada da yeni bir devlet kurulacağını gösteriyoruz. Kuvvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Burada kuvvayi milliye etkin diyoruz. Yani yurdu düşmanlardan temizlemek için silahlı mücadelelere girişilecek ve bunun için kararlı olunacak. Milli iradeyi hakim kılmak esastır diyor. Millet egemenliğine geçileceğini de bize göstermiş oluyor bu madde.
Şimdi bir diğer maddemiz, Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi, sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Burada ne demek istiyoruz? Kapitülasyonlardan mı bahsediyoruz acaba? Hayır. Yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasını istemiyoruz biz bu süreçte ve bundan sonra da bunu kapitülasyonlarla karıştırmıyoruz. Burada manda ve himayeyi biz kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Burada ilk defa manda ve himaye reddedilmiştir. Manda ve himayenin ilk defa reddedildiği yer neresiymiş? Erzurum Kongresi. Tam bağımsızlık istendiğini gösteriyor. Manda ve himayeyi reddediyorsak biz ne istiyoruz? Tam bağımsızlık istiyoruz. Mebusan Meclisi'nin hemen toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir diyor. Bakalım buradaki amacımız ne? Milli iradeye önem verildiğini gösteriyor. Hala yönetime halkın da katılması gerektiğini düşünüyor. Aynı şekilde hükümet çalışmalarının da meclis tarafından kontrol edilmesini istemiştir, amaçlamıştır bu madde. Şimdi bir bakalım. Burada Erzurum Kongresi'nde bazı bölgesel kararlar alınmıştır. Trabzon Muhafazayı Hukuk ve Şark Vilayetleri yani Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyetleri burada birleştiriliyor. Bunlar Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak tek bir çatı altında birleştirildi. İlk defa cemiyetler birleştirilmiş dedik. Doğu illerinin temsilcilerinden oluşan temsil heyeti oluşturulmuştur. Bu da alınan bölgesel bir karardır. Neden? Temsil heyeti oluşturulmuş. Evet. Ama buranın temsilcileri doğudan seçilen temsilciler. Yani sadece kendi bölgeleri için karar alabilirler dedik. Gördüğünüz gibi. Doğu illerinden göç edilmemesi kararı alınmıştır. Neden göç edilmemesi? Çünkü vizyon ilkelerine göre Türklerin çok olduğu yerler Türklere verilecekti. Eğer biz buralardan göç edersek, Türklerin sayısı azalırsa ne olur? Bu topraklar bizden alınır. Bu nedenle bunlar Erzurum Kongresi'nde alınan bölgesel kararlar. Erzurum Kongresi'nin önemine bakalım. Bakalım bizim için önemi neymiş? Kurtuluş Savaşı boyunca olan önemi neymiş? Toplanış bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir dedik. Şimdi bir de Erzurum Kongresi'nin önemine bakacağız. Bu dersimizi burada noktalıyoruz. Bir diğer bölümde Erzurum Kongresi'nin önemiyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.